Ak Parti MKYK'sından çıkmış bu cümleyi eleştirecek değilim yani doğru söylüyor muhakeme yapsınlar muhasebe yapsınlar bence kendilerine içeride ben ama bir süredir bu çizgiyi sürdürüyor daha evet, eleştiriler tutum takmıyor yalnız olmadığını evet, da söyleyebilirim evet, evet yani öyle mi ben ben bu konuyla da ilgili de belki biraz konuşmamız gerekebilir Deniz Bey bence kesinlikle yalnız değil Ak Parti içerisinde çok büyük bir kaynama var Ak Parti bu soylu perinçek bahçeli tahakkümüne girmiş Ak Partiden Ak Partiler çok mutsuz çok huzursuz çok rahatsız ben geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gittim. Hepimiz 16 bölgede bütün parti yöneticisi arkadaşlarımız geziyoruz. Özellikle Doğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde vatandaşın AK Parti olan tepkisi sadece iktisadi değil. Bu özgürlükler meselesinde, Kürt meselesi boyutunda da çok ciddi tepkiler var. Yani herkeste çok büyük bir hayal kırıklığı var. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Bu muhasebe ve muhakeme yapalım demişti değil mi cümleyi bir şey yapmış olmayayım yanlış söylemiş olmayayım çok doğru çok yerinde lütfen dönsün Şamil Bey bunu daha açıktan daha fazla daha bağırarak söylesin bizim de kulağımıza açıkçası AK Parti içerisinde buna benzer bir dilin oluştuğu yönünde ciddi bilgiler geliyor. Partiniz milletvekili Selçuk Özideal gene halk TV'de bir başka yayında en az 50 milletvekilinin farklı partilere geçişiyle ilgili bir takım görüşmeler yapıldığını iddia etmişti evet. söylemiş. Selçuk Bey tabii eski siyasetçi. Evet. Selçuk Bey AK Parti içerisinde hem milletvekilliği yaptı hem genel başkan yardımcılığı yaptı. Oradaki siyasi kadrolara son derece hakim hani onu bir kenara bırakın. Biz genel Başkanımız eski AK Parti Genel Başkanı yani doğal olarak orayla böyle diyalogların, ilişkilerin olması normaldir. Buradan hani ben bir sayı falan söylemeyi uygun görmüyorum ama elbette oradaki insanların huzursuzluklarının bize yansıyan tarafı da var yani. Ya evet. Ben, ben geçmek istiyorlar mı? Ee, böyle bir talep yani var mı? AK ben Parti? açıkçası bugün AK Parti Türkiye'de AK Parti'de siyaset yapan birçok siyasetçi için e, çok iyi bir dürüst ahlaklı siyaset yap, yapan ve yapmaya devam etmeyi düşünenler için doğru bir adres olabileceğimizi düşünüyorum. Nitekim aslında söylemlerimizle ak parti tabanına çok net bir biçimde hedefliyoruz. Elbette biz bir Türkiye partisiyiz. Yani bazen Özlem Hanım şakayla karışık da biz böyle ekonomi politikalarımızı anlatırken bana söyler yani sizde şeyi çok görüyorum bir sosyal demokrat ekonomi politikasını savunuyorsunuz. O çizgide Siz bildiğiniz soldür soldur bir ekonomik modeli anlatıyorsunuz Türkiye'ye. Ben hikayemi. de öyle olmadığını iddia ediyorum. <laughs> Peki. Paradigmanın Soldik değişti. o kadar kötü bir şey değil. Ben Adam de aynı. Elbette değil. Elbette değil. Onu, onu kastetmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ben öyle bir şey elbette söylemem. Ee, orada sadece kastım şu yani bir paradigma değişikliği olduğunu ve bizim ekonomi takımımızın bu paradigma değişimini okuduğunu, bu yeni dünyaya ve paradigmaya uygun bir ekonomi politikası öne sürdüğümüzü söylüyorum. O nedenle yani e, bu, bu değişiklikleri yap yaparken, bu şeyi değiştirirken AK Parti tabanını hedeflediğimiz kadar diğer bütün partilere oy. Çünkü biz seçime gireceğiz ilk defa. Elbette e, hedefliyoruz. <laughs> Doğal olarak AK Parti'deki siyasetçilerin bize o anlamda kendilerini <laughs> yakın hissetmelerini ben çok bir şey normal buluyorum. Hissediyorlar yani. Bence öyledir. Evet. Bir şey yani. soracağım <laughs> size. Bu bir süredir sağ, sağ olsun hakkını da teslim edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Doğru. Zimbas, <gülüyor> <gülüyor> kendisini birden çok maaş alan bürokratların <laughs> e, bordrosunu, gerçek bordrosunu ilan etmeye vakfetti ve toplumu aydınlatıyor. Evet. Kimsenin e, kursağına ve cebine girenin sorguluyor değiliz ama bürokrat oldukları için öğrenmemizde faydalı. Şimdi görüyoruz ki bazı bakan yardımcıları, bazı bürokratlar birden çok kurumda yönetim, yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı, refah hakkı adı altında maaşlar alıyorlar. Bu maaşlar e, 50 binin, 100 binin üzerinde topladığınızda bu miktar üzerine çıkabiliyor. Bu normal midir? Hep mi böyleydi? Siz de aldınız mı? <laughs> bir de şöyle bir savunu var. İkiden fazla alınmıyor. Gerisi yani ikiden fazla yönetim kurulu falan üyeliği varsa onları zaten alamıyorlar gibi bir şey var. Mesela Böyle... sizin görev yaptığınız kamu bankalarında, yönetim kurulunda milli güreşçiler var mı? <laughs> Yoktu. Bu işin aslı nedir yani? Zaten? Şöyle söyleyeyim İsmail Bey ben kendimle ilgili de cevap vereyim. Ben bir kamu bankasında çalışırken kamu bankasının bir iştirakinde yönetim kurulunda görev yaptım. Evet. Daha sonra başka bir iştiraki için bazı işleri yapmam için yardımcı olmam istendi. Oradaki fon kuruna yardımcı oldum. O teklif geldiğinde bizler reddettik. Çünkü üçüncü bir şey oluyor. Ee, i̇ş, geliyor. iş oluyor. Bunu reddettim. Aynı dönemde o şeyden sorumlu bakan da bana teşekkür etmişti. Sayın bakan da. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kimdi? Ee, Siz iki sen... maaş aldınız anladığım kadarıyla Yönetim de? kurulu. Yönetim evet. kurulu. İpek Özbey bir soru hakkı. soruyor. Sen. Evet. Bakan <laughs> kimdi efendim? Ee, Bülent Arınç'tı o dönem vakıflardan sorumlu olan bakan. Ee, şimdi. Huzur hakkı alıyorsunuz. Bir de asıl maaşınızı alıyorsunuz. Evet. 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 Şimdi bu bu Huzur hakkı dediğimiz mesele de ben yanlış hatırlamıyorsam o dönemde kamu bankalarında ikinci bir kuru şeyde iştirakte olduğunuz zaman 1500 lirayla 1700 lira civarında bir parayı alıyordunuz. Aldığınız hak o zaman. tamamıyla buydu. Hmm. O zaman o dönem. Bu dediğimde işte 6-7 sene önce. Çok büyük para evet. Değil, değil. Evet. Değil. Şimdi sorun mekanizma böyle çalışırken kimse bunu problem etmedi. Mekanizmayı bu iki maaşı 4'e 5'e 6'ya çıkarırsanız her yerden huzur hakkı falan değil, bildiğin dümdüz maaş almaya başlarsanız, bu maaşlar 100, 100 bin liraları, 150 bin liraları, 200 bin liraları bulmaya başlamışsa, 176 bin lira alan, e, var ben yani. bir yerde 160 bin lira okudum. 176 lirayı. bin lira iki kişi evet. alıyor şu anda. Evet. Bulmuşsa ve aynı dönemde, aynı dönemde, ülkedeki yoksul sayısı 17 milyon 200 bine ulaşmışsa, enflasyon üfede tüfede %18, üfede %43 ise, yani sana millet dur der. Bu rezillik. Bu ahlaksızlık. Bunlar bu maaşı alma, al, alırken yani nasıl vasıftalar ki bu maaşı alıyorlar? Yani bunlar doğumu müjdelenmiş insanlar mıdır? Keramet <laughs> <Bunları, gülüyor> eylemi midir? Nedir yani? Bunların vasfı hükümete olan yakınlıkları her hal ve şart altında yanlış bile olsa politikaları destekliyor. Yani olmaları. Amerika'da olsaydım 176 bin lira kazanırdım. Memlekette döndüm. Beni burada tutmak için bana işte yüksek maaş ya verin böyle, falan. Öyle böyle bir saçmalık oluyor. Izahat... Ama Aşkına çok yani. büyük bir kısmını biliyorsunuz olur. ki yardım ya yapıyorlar. O yüzden Bu ülkeden bu ülkede yani, yani Hangi aşamadan sonra Asgari ücreti çok affedersiniz. Asgari ücretin 2825 lira, açlık sınırının 2860 lira olduğu yerde ben buraya geldim. Amerika'da git Amerika o zaman geri kardeşim. Bir de şöyle mi? bir açıklama var. Gelme. senin senin şeyine ihtiyacı yok. Bu ülkenin içinde yeterince vatansever var. Bu ülkenin kurumlarını kurullarını yönetebilecek. Bir sürü insanı kapının önüne koydunuz dininden, dilinden, mezhebinden ırkından, görüşünden dolayı. 176 bin liraya zorla burada tutulan adamın ne işi var burada ya? Ne işi var? Git, git yine Amerika'ya git. Sana madem o parayı orada veriyorlar git orada. Serkan Bey hangi aşamadan sonra bu hal aldı? Yani hangi bir tarih ya da ben, bir ışık var ben, mı? Ben açıkçası yani burada bunu söylediğim zaman bazen şu oluyor. Yani şimdi Sayın Davutoğlu ile birlikte siyaset yaptığımız için doğal olarak Sayın Davutoğlu da daha önce Türkiye'yi yönetmiş birisi olduğu için bazı şeyleri o tarihle ilişkilendirdiğimizde bazı arkadaşların tepkileri, eleştirileri falan da oluyor. Ama ortada bir açık var. Bir gün Türkiye bunu bence çok daha iyi anlayacak. 2016 yılında sizin de bulunduğunuz bir televizyon programında Sayın Süleyman Soylu'nun da itiraf ettiği gibi yapılan parti içi darbeyle görevden alınmasından sonra AK Parti'nin genetiği değişti. Değişti İsmail Bey. İki saatlik programda herkes, bütün Türkiye hepimiz kilitlenmiş sizi izleyecektik. Ben bir televizyon izleyeceğim bir akşam olacağını planlarken 45. Dakika, ya daha 45. dakikası itibariyle kendimi neye nasıl cevap vereceğimi araştırırken buldum. Çünkü 45 dakika boyunca sırf bir yerlere selam çakabilmek için ben Davutoğlu nasıl tasfiye ettim aman ha bunu unutmayın diye bir İçişleri Bakanı izledik hepimiz. Ve Sayın Soylu haklı. 2016 yılı Mayıs ayından sonraki AK Parti Sayın Davutoğlu'nun tasfiye edildiği AK Parti Sayın Perinçey'in, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Soylu'nun AK Partisi'dir. Genetiği değiştirilmiş AK Parti'dir. AK Parti'nin sadece tabelası vardır, gerisi hikayedir. Başka içinde hiçbir geçmişe dair hiçbir şey kalmamıştır. Bütün düzenin bozulduğu noktanın ben orası olduğunu düşünüyorum. Ha eskiye götürebilirsiniz. Yani ondan birkaç sene önce Türkiye'de yaşanan bazı hadiseler var. Onlara götürebilirsiniz. Yani efendim söyleyeyim MIT kumpasına mesela götürebilirsiniz. Ama parti içindeki sistemin tamamıyla biyata döndüğü. Belli ekiplerin her şeye hakim olduğu yolda gelirken sizi dinliyordum. TRT yapılan atamalarla ilgili siz de benzer bir analiz yaptınız. Döndüğü nokta orasıdır. Yani Sayın Davutoğlu sevmek, sevmemek politikalarını benimseyip benimsememekten Ahmet daha Bey öte bir ilgili, şey söylüyor. Elbette. Yani çok Suriye konusunda eleştirdik yani. Evet, Hı -hı. evet. Bazı anayasa referandumu'ndaki Cumhurbaşkanlığındaki tutumundu. Bazı kendisi de kabul ediyor eleştirdik ama evet. bugüne kadar yani herkes ortada. Herkes şerefiyle var. Bu kadar Ahmet Hoca'nın, Ahmet Davutoğlu'nun ne paralı pullu ilişkileri, ne aile kayırmacılığı, ne çoluk çocuğuna iş bulması noktasında ben duymadım. Aynı. etik de... kurulum kurulması konusunda da büyük bir Aynen öyle. Siyasi ahlak oldu. yasası Yasi şimdi ahlak geçtiğimiz yasası. günlerde onu gelecek parça olarak yayınladık. Evet. Oranın imara gönderilmesi de onuncuda Yüce Divan'a evet, gönderilmesi evet, evet, var. imar rantı meselesi. Var. Bunların hepsi Ahmet Hoca'nın o genel başkanlık ve başbakanlık. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bu ahlak şeyini ortadan kaldırdığınız zaman ahlaklı davranan, çalmayan, çırpmayan bir insanı partinin başından, hayır parti içi darbeyle. Ya şimdi 15 Temmuz'u